Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Bu arada hemen belirteyim, bugün bir de konuğumuz olacak. İMKB'nin ismi değişti. BİST oldu. BİST'in ilk halka arzı Servet GYO olacak. Servet GYO'nun yönetim kurulu başkan vekili Ahmet Çelik ikinci bölümde bizlerle olacak. Ama biz şimdi hemen ekonominin görünümüne bir bakalım. Altınla başlayacağız. Herkes altını konuşuyor. Altında hakikaten çok sert bir düşüş var hocam. 1400 dolarların da altına geldi onsu. Bu sabah 1366 dolara indi. Evet. Ne oluyor? Neden böyle oldu? Kim bunun sorumlusu? Şimdi pek çok senaryo üretiliyor altınla ilgili ama siz ne dersiniz ve bu düşüş devam eder mi? Ne düşünüyorsunuz altınla ilgili? Altınla ilgili olarak Barış, birinci söyleyeceğimiz şey, altının çok sert bir şekilde düşmesine sebep olabilecek, hani cuma günü bir düşüş vardı. Pazartesi günü, yani dün bu düşüş bir miktar daha, bir miktar değil bayağı sert bir şekilde devam etti. Fakat bu arada çok bariz, işte şu sebepten düştü diyebileceğimiz kesin bir sebep yok. Altınla ilgili olarak daha önce bizim programları sürekli izleyenler biliyorlar. 1550 dolarla 1610 dolar arasında sıkışmıştı. Hı hı. Ve bu sıkışıklıkta özellikle 1525 son 3 senedir test edilen bir yerdi. Yani son 3 senede altın 1525 doları test etmişti. Şimdi ben grafiği bir vereceğim. Dün özellikle çok sert bir geri çekilme daha gerçekleşti. Şimdi dikkat edersen şu grafik üzerinde altında 1525 seviyesi burası. Yani 1525'in test edildiği yer, ki daha önce kıramadığı bir seviyeydi. Ve bunun üzerine çıktıktan sonra çok sert bir şekilde 1900 dolara gitmişti. 1900 dolardan itibaren de 2011'in sonlarına doğru özellikle Avrupa'da başlayan sorunlarla birlikte altın geri çekilmeye başlamıştı. Hı. Ama 1525 oldukça güçlü bir destekti. Fakat bizim YouTube'da da daha önce yaptığımız programlar var. Eğer oradan izleyicilerimiz de izleyecek olursa, bariz bir şekilde söylediğimiz şey, eğer 1525'in altında bir kapanış olacağını anlarsanız, normal şartlar altında altı boş. Evet. Çok sert düşüşler olabilir. Hatta 1400 dolarlara kadar inebilir şeklinde yorumlarımız vardı. Ama şunu da açıkça söyleyeyim. Hani 1525 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması konusunda sıkışma devam ediyordu. Yani çok fazla bir volatilite de yoktu. Yani şu seviyeleri kastediyorum. Özellikle altınla ilgili yaptığımız yorumlarda en iyi ihtimalle şu aralıkta, yani 1550 ile 1610 aralığında gider gelir gider gelir diyorduk. Hı-hı. Nitekim 1545 dolar seviyesi görüldüğü anda bir sıkıntı vardı. O günkü programda ben çok iyi hatırlıyorum. Altında 1580 dolara gelince ya işte buraya yükseldi ama yeni bir yükselişin başlangıcı olarak algılanmamalı. Son bir aydır, belki bir ay öncesinde raporlar gelmeye başladı. Bu dünyadaki altını çok daha iyi izleyen, çok daha yakından izleyen kurumlardan ve işte Goldman Sachs'ın raporu var, JP Morgan'ın raporu var, Morgan Stanley'nin raporları var. Altında bunlar bu raporlarda 1400 doları telaffuz etmeye başlamışlardı. Bugün gazetesindeki köşemde de ben özellikle 2 hafta önce, yani 3 Nisan'da bir yazı yazarak, altın yatırımcısı çok soruyor başlıklı bir yazı yazarak, aman dikkat, hani kısa vadede evet, yatırımcısını çok üzebilir altın. Daha bir miktar daha gerilecek ama tabii ben hani 1320 dolarları beklemiyordum. Daha çok 1450 dolar civarını bekliyordum. Ama bu bir artık panik. Yani tam anlamıyla bir panik. Özellikle şu grafikte bir şey göstereceğim şimdi. Bizim şurada çekiş dediğimiz bir görüntü oluştu. Yani altın 1320 doları test etti. 1323 doları test etti. Ve ondan sonra da bu sabah itibariyle tekrar 1360 dolara geldi. Yani biz 1360 doları görüyoruz ama dün gece itibariyle
altında biliyorsun 24 saat işlem oluyor. Yani evet, sadece 1-2 saatlik bir piyasalar kapanıyor. Amerika kapanıyor, işte Japonya açılıyor. Japonya kapanıyor, Avrupa açılıyor. Avrupa kapanıyor, Amerika açılıyor tekrar. Neredeyse 24 saat işlemler devam ediyor. Bu bağlamda özellikle dün 1420 dolarlara geldiği sırada, yani 1420'ye geldi, sonra 1440'a falan çıktı. O sırada hani genel olarak söylediğimiz şey, henüz dip görülmedi. Bugünkü yazımda da onu vurguladım. Altında şu an dip kesinleşmedi. Evet. Ama ben artık sağlıklı bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani daha da aşağıyı görür müse konusunda önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde artık 1320 doların altını beklemiyorum. Hocam şimdi altın yatırımcısı çok ciddi panikte bugünlerde. Evet. Ne tavsiye ediyorsunuz? Yani ne yapsın, nasıl hareket etsin şu anda? Asla hiç hareket etmesinler. Yani şu an... Ölü taklidi. Kesinlikle. Yani şu an altınını, elindeki daha önce altına yatırım yapmışsa, altınımı satayım artık, bu artık bir daha adam olmaz. Çünkü bu tür panik ve sert düşüşlerde, ki şöyle oluyor panik Barış. 1525'i sadece ben görmüyorum. Bütün dünya 1525'in önemli bir destek olduğunu görüyor. Burada altının düşmesini de isteyen şeyler var. Büyük paralar var. Yani altında short pozisyon açmış olanlar var. Şimdi öyle bir şey ki altın aslında dünyada belki en likit piyasa. Yani altında siz 1 milyar dolarla bile düşüremezsiniz şeyi aşağıya. Fakat 1525'e yaklaştığı anda, biraz daha şorta destek verdiğinizde, 1525'in kırıldığı anlaşılınca, bu durumda insanların karar verip ben satayım demesine gerek kalmıyor. Evet. Herkes orayı gördüğü için, örneğin 1520 dolara gelirse sat mesajını, sat komutunu zaten bilgisayara otomatik olarak vermiş. Aynı anda bütün bilgisayarlarda dünyada teknik motorlar var. Yani altında alım satım yapan robot deniyor bunlara. Bunların hepsi birlikte satışa geçiyor. Yani hepsi birlikte satışa geçmesinin sebebi, önemli bir destek kırıldı. Bu desteğin kırıldığı andan itibaren panik satışlar, ki panik derken şunu söyleyeyim, herkesin kol kestiği nokta o seviye. Ama bu hareketler o kadar sert olabiliyor ki, siz diyorsunuz ki 1520 dolara gelirse benim altınımı sat, yani pozisyonumu kapat, long pozisyon dediğimiz uzun pozisyonu kapat. Yani altını almışım ama 1520'nin altına gelirse kapat o pozisyonu diyorsunuz, fakat 1520'yi görmüyor. Mesela açıldığı anda direkt 1500'den açılıyor. Bu sefer o fiyat kademesi aşağı geçildiği için orada yenilemen gerekiyor pozisyonu. Yani emrini yenilemen gerekiyor. Dolayısıyla çok sert düşüşün ana sebebi, bir desteğin kırılmasıyla birlikte bir boşalma. Bir depremde meydana gelen bu hani gaz sıkışmasının birkaç taşı yerinden oynatmasıyla birlikte yavaş yavaş başlayan bir hareketin bir anda hızlanması. Evet. Ve bu tam anlamıyla bir deprem. Şimdi bu depremi ben grafikte göstermeye çalışacağım. Özellikle şeyde, bu tür durumlarda hani acaba deprem grafiğine benziyor mu? Yani depremler nasıl oluyor diye merak edenler için ilginç bir grafik göstereceğim şimdi. Şuraya baktığımızda, yani şuraya baktığımızda, şu grafiğe bak, dikkat edersen şu bölgede aynen bir deprem olmuş gibi bir etki var. Bu bölge, şu bölge tam anlamıyla 2008 krizinin patlak verdiği yer. Aşağı yukarı çok sert hareketler olabiliyor bu bölgelerde. Evet. Şimdi ilk defa şu aşağıda gördüğümüz, mouse'la gösterdiğim, ki şu an görülüyor zannedersem mouse. Evet. Şu aşağıda, burayı biraz daha büyüteceğim. O grafiği birazcık daha net bir şekilde görülmesini sağlayacağım. İşte şu olay. Yani şuranın test edilmiş olması. Dikkat edersen %4 gündeki kayıp %13.72 altında. Daha önce ne zaman olmuş bu dediğimizde, daha önce %13 yok yani. O seviyenin, evet, o seviyenin de altına en fazla %9'a yakın geri çekilmeler olmuş. Sonra anında tepki vermiş. Benim genel olarak söyleyeceğim şey şu. Bu tür bir deprem ortaya çıktığında, dikkat edersen şu bölgede özellikle onu vurgulamak istiyorum. Şu bölgede şey var. Ciddi bir tam şu bölgede muazzam bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin aynısı burada da olacak.
Bunun anlamı şu. Altın bir aşağı gidecek, çok sert yukarı gidecek. Millet eyvah gene yukarı gidiyor diyecek. Sonra bir bakacaksın gene aşağı gelecek. Yani artçılar devam edecek. Ve bu artçılardan sonra altın kendi dibini bulacak. Yani bir şekilde nerede dip yaptığını bulacak. Ama grafikler bize şunu gösteriyor. Özellikle 1300 seviyesi çok önemli bir dip oldu artık. Yani benim tahminim 1300 doların altına artık inmemesi. Dolayısıyla 1300 ile 1350 dolar aralığı bundan sonraki 2 aylık vade için uygun bir altında alım yeri bence. Şu an bunu söylemek için henüz erken. Yani biraz daha biz dibin oluşmasını ve volatilitenin bitmesini beklemeliyiz. Volatilite 1-2 haftada biter. Yani bu dalga boyları 1-2 haftada biter. Yalnız hemen şunu söyleyeyim Barış. Özellikle altın buraya düştükten sonra çok sert yukarı hareket yapabilir. Özellikle 1450-1480'lere doğru sert hareketler yapabilir. Yani buradan itibaren bizim V çıkışı dediğimiz bir hareket söz konusu olabilir. Çünkü bir süre sonra herkes birine bakacak. Herkes birbirine bakacak. Bir süre sonra bir bakacaksınız ki bu düşüşün ardından bir anda alımlar gelmiş ve sebepsiz yere gene sebep olmayacak. Belki de 1470 ile 1500 aralığına kadar ben çıkmasını bekliyorum. Bu süre ne kadar bir süre? Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde. İşte o noktadan itibaren altın yatırımcısına tavsiyem şimdiden bu kararı vermeliler. Eğer 1480-1500 aralığına gelirse ki altın bu süre içerisinde, yalnız bu süre içerisinde biraz daha volatilite olacak. Şu anda da bir miktar yükseliş yapmaya başladı yeniden altın. 1370'e vesaire gelmiş durumda. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde çok net bir şey söylüyorum. 1450 doların görülme olasılığı %87. Yani bu tür durumlarda tekrar bir %5-6 yukarı çıkma olasılığı nedir diye sorduğumuzda şuna bakıyoruz. Altında geçmişte bu tür sert düşüşlerden sonra %7 civarında yükselme olasılığı nedir diye sorduğumda geçmiş 100 olaya baktığımızda 100 tanesinden 87 tanesinde buraya bir vurgu yapıyor. Yani altın. Ama bu yarın, bugün değil, yarın değil. Belki biraz daha tekrar aşağı dönecek 1360'lardan 1400'lere doğru. Arkasından 1450'ye doğru gidecektir. İşte oraya geldiğinde özellikle vurguladığımız bir şey vardı şu ana kadar da. Ya altın, ben son 3-4 aydır sen de biliyorsun altınla ilgili olarak aman uzak durun. Çok evet. Fazla pozisyonunuzu arttırmayın. Çok uzun vadeli düşünüyorsanız, yani 2 sene sonrasını düşünüyorsanız dünyaya bir küresel enflasyon bekleniyor. O zaman altın tekrar prim yapacaktır. Ama kısa vadede aşağı yönlü gitme olasılığı daha fazla. Çünkü bu trend, aşağı trend belirgin bir şekilde devam ediyor demiştik. Nitekim bu devam ediyor Barış. Ve eğer 1450 ile 1480-1500 aralığı da gelirse orada bir miktar altın pozisyonlarında boşaltma öneririm. Ki o zaman da yatırımcı pek fazla satmak istemeyecek. Çünkü hala ben zarardayım diyecek. Yani 100 liradan 102 liradan almışsa o 1480'e geldiğinde büyük ihtimalle altın yeniden işte 88 TL civarına gelmiş olacak. Yani 87 ile 90 arası bence altın pozisyonunu azaltıp ondan sonra yeniden alım yapmak için beklenecek bir seviye. Benim beklediğim hareket söyleyeyim. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde yükseliş, sonra tekrar düşüş, sonra buralarda yani 1400 etrafında genel olarak bir şey çizmesi. 1400 baz alarak 1425'i onun etrafında dalgalanması şeklinde olabilir. Peki hocam, şimdi altında tabii gözler, bir taraftan da sıcak bir gelişme yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dün Türkiye saatiyle geç saatlerde Boston Maratonu'ndaki patlama. O tabii sonra bir Dow'da bir düşüş gördük. Acaba bununla bağlantılı olabilir mi? Şimdi gerçi Obama açıklama yaparken terör ifadesini kullanmadı ama Amerikan medyası hemen teröre sarıldı. Gözüken o ki onun üzerinden bugün yayınlar yapılmaya devam edilecek. Ne diyorsunuz, Dow'daki düşüşü buna bağlayabilir miyiz ve bizim İMKB bundan nasıl etkilenir? İMKB'nin yönü bugün nasıl olur, ne dersiniz? Bu arada şimdi, Fatih Beşener de benzer bir soru sormuş, onu da eklemiş olayım. Ben şöyle söyleyeyim, Dow'daki düşüşü ben aslında oradaki patlamaya çok fazla bağlamıyorum aslında. Yani şöyle ki hani patlama tetikleyici olabilir ama asıl büyük sorun şu, bu sabah bilgi yatırımcı.com'daki yazımda da onu vurguladım.
küresel ekonomilerde bundan yaklaşık bir hafta önce Barış, ben bu ekranlardan şunu söylüyordum. Amerika'da ciddi olumlu gelişmeler var. Hı hı. Bu yılın ilk yarısı itibariyle ekonomik büyüme ivme kazanıyor. Dolayısıyla ivme kazanan bu ekonomik büyüme Amerika ile birlikte peşinden Asya'yı ve sonra da Avrupa'yı sürükler. Ve bir anda küresel olarak büyümeye geçiş söz konusu olabilir. Bu nedenle borsalar olumlu olacaktır şeklinde bir mesaj veriyordum. Fakat özellikle son iki haftadır gelen verilere baktığımızda Amerikalı tüketici çok tedirgin. Tüketici güven endeksleri beklentilerin çok altında geldi. Perakende satışlara bakıyoruz. Hani Amerika büyüyecekse ve küresel olarak bir büyüme başlayacaksa önce oradaki tüketicinin tüketmeye başlaması lazım. Ve perakende satış çok kötü geldi. İstihdama evet. Bakıyoruz. 200 bin kişi artış bekleniyordu. Sadece 88 binde kaldı. Arkasından gelen büyüme ile ilişkin tahminlere bakıyoruz. İvme çok güçlü değil. Beşbuk'ta Amerika Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu Beşbuk'ta ılımlı büyüme devam ediyordu. Hı hı. Ama ciddi bir ivme kazanamayıp tekrar aşağı döndü şu an. Küresel olarak asıl yani altının üzerinde en çok etkiyi yapan şeyin ben Çin olduğunu düşünüyorum. Çünkü pazar günü Çin'den bir büyüme verisi açıklandı. %8 bekleniyordu, %7.7 geldi. Sanki 0.3 puan çok düşükmüş gibi görünse de orada evet. Zayıflamanın daha güçlü olduğu görüldü. Bu sabah itibariyle dünyanın dev yatırım bankaları Çin'deki büyüme oranlarını hızla aşağı çektiler. Ve 2013 yılı büyüme şeyini aşağı çektiler. Şu an genel sentiment yani bakış, hissediş diyeyim şeyde ekonomilerde olumsuza dönmeye başladı. Ben o yüzden Dow'daki düşüşü ve S&P'de %2.39, hadi Dow 1.79 düştü. S&P endeksi %2.30 düştü ve bir ara %2.5 düşüşteydi. Dün aslında ofisten çıkarken de arkadaşlara dedim, bakın bugün Amerika'yı izleyin çünkü Amerika'da bugün ciddi bir çöküş olabilir. Patlama olabilir. Patlama demedim ama borsada hocam, bir patlama. İçinize doğmuş sizin. İçime doğmaktan ziyade dün sabah, pazartesiydi dün sabah. Ben geldiğimde, ekranımı açtığımda sabah saat biliyorsun zaten 7.30'da başlıyoruz okumaya. Tüm dünyaya ne olup bittiğine bakmaya. Özellikle altındaki düşüşün bütün emtiaları etkileyebileceğini, emtialardaki fiyatların aşağı gitmesinin küresel olarak büyüme anlamında ciddi kötü sinyal olacağını, evet. Bu nedenle de buna uymayan, emtialara uymayan borsalar, yani uymayıp yükselen borsaların da aşağı doğru harekete başlayabileceğini düşünerek, dün mesela ilk defa ben yaklaşık belki son 2 aydır, 3 aydır borsa için olumsuz konuştum. Yani dün Üzeyir buradaydı, Üzeyir Doğan. Ona da söyledi. Ama dün bizim borsa yükseldi. Şimdi çok kısa bir süremiz kaldı hocam. Reklama gidip konumuzu alacağız ama hemen isterseniz bizim borsaya da bakalım. Ne yöne gidecek, ne olacak? Dün yükseldi ama bugün ne olur? Şimdi şöyle, dünkü yükselişin temel sebebi bugün Merkez Bankası'nın PPK toplantısından bir şey bekleniyor. Faiz indirimi bekleniyor. Hatta alt bantta da indirim bekleniyor. Politika faizinde de indirim bekleniyor. Üst bantta da indirim bekleniyor. Bence dün bizim piyasa onu satın aldı Barış. Dolayısıyla bugün de tahmin ediyorum onu satın alacak. Ve şöyle ki şimdi bakacağım şeye, özellikle bu bizim BIST 30 şeyine, sözleşmelerine, evet hani ne kadar aşağıda açıldı. Bugün 84.500 aralığında bir açılış bekliyorum. Evet, bugün bu sabah itibariyle biraz düşük açılmış. Çok fazla bir düşüş yok. Dış piyasalardaki sert geri çekilmeye rağmen Amerika şu an yukarı yönlü hareket ediyor vadeliler. Çok olumsuz bir durum yok. Bence PPK açıklanana kadar da çok fazla olumsuz durum olmayacak. Ama yabancı yatırımcıyla ilgili olarak baktığımızda yabancı yatırımcıların da çok fazla alım yönünde davranmadığını, çok cılız alımlar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla ben borsanın bundan sonra alım yapılacaksa 86.700 geçilmeden, bu şu an gelen grafik yabancı yatırımcıların payını gösteriyor. Ve son iki günde bir miktar yükseliş var ama daha önceki zirvelerin oldukça altında.
Yabancı yatırımcı borsanın son yükselişinde çok fazla giriş yapmadı. Bunu görüyoruz. O yüzden ben borsa yatırımcısının biraz temkinli davranmasını öneriyorum. Yani bugün de belki açılışta çok fazla düşüş olmayabilir ama benim kastettiğim şey önümüzdeki iki hafta. Özellikle küresel piyasalarda ciddi bir olumluya dönüşü görmem lazım. Yani veya yeni verilerin çok iyi olması lazım. Dow Jones Endeksindeki düşüş çok sert oldu. Yani şeye baktığımızda grafiği tekrar bir verelim arkadaşlar. Hemen onu göstereyim. Ondan sonra reklama ondan sonra hocam. Da süremizi aşmayalım. Şu yükselişin ardından çok sert bir düşüş oldu. Bugün belki durmaya çalışacaktır, toparlamaya. Arkasından yeniden ben düşüş geleceğini düşünüyorum. Küresel piyasalardan çok uzun vadeli biz pozitif ayrışamayız. Bir miktar borsa burada acaba ne yöne gideyim sıkıntısı yaşayacak bence. Yani biraz sıkışacak. Yani 83 bin ile 85 bin aralığında bir miktar sıkışma yaşayacağımız. Sonra da aşağı yönlü hareket söz konusu olabilir. Peki hocam, şimdi kısa bir aramız var. Değerli izleyenler, başta da söylemiştik, bugün bir konumuz var. Servet GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik bizimle olacak ama kısa bir aramız var. Aradan sonra sohbetimize başlıyoruz. Yol gösteren KOBİ Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi bugün değerli bir konumuz var. İMKB'nin adı değişti biliyorsunuz. BIST oldu. BIST'te de ilk halka arz gerçekleşecek. Servet GYO halka açılıyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Çelik bizlerle beraber. Ahmet Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Öncelikle bir kez daha hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi hocam, tabii işin teknik boyutlarını soracak size ama ben şuradan başlayayım. Hemen sizi bir tanıtalım isterseniz yatırımcılara. Servet GYO'yu bize biraz anlatın. Simpaş'la ilişkiniz nedir? Ondan bahsedelim biraz. Sohbetimize böyle başlamış olalım. Simpaş grubu bu yıl 39. yılını kutlayan bir firma. Ağırlıklı olarak gayrimenkul geliştirme sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Bunun yanında da inşaat sanayinin değişik alanlarında faaliyetlerimiz var grup olarak. İşte Türkiye'nin en büyük gran seramik üretim firmasına sahip Seranit, madencilik şirketlerimiz, asansör gibi grubumuzun inşaat sektöründe de inşaatın sanayi sektöründe de faaliyet gösteren şirketleri var. Hı-hı. Ama asıl ana işimiz gayrimenkul geliştirme grup şirketi. Grup şey mi? Grup Simpaş mı? Tabii Simpaş grubu olarak. Simpaş GYO değil ama, değil mi? Değil, değil. Tamam. Simpaş GYO da grubumuzun şirketlerinden bir tanesi. Şimdi ticari gayrimenkul aslında ana şey, dört farklı değil mi? Dört farklı ticari gayrimenkulü bulunuyor Servet GYO'nun ve biraz bunlardan bahsedelim. Mesela geçen yıl nasıl geçti ticari gayrimenkul anlamında? Bu sene sizin beklentileriniz neden? Ve şunu da soracağım tabii, hani halka arzı biz buraya gelen her konuğumuza soruyoruz. Çoğu zaman da sıcak yaklaşılmıyor değil mi hocam? Hani hep bir şey var, bir türlü olmuyor, olamıyor. Evet. Siz nasıl karar verdiniz? Şimdi biz 2007'de gayrimenkul geliştirme sektörümüzde konut bölümümüzü halka arz ettik. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sadece konut alanında faaliyetini sürdürüyor. Simpaş yapıp satıyor değil mi? Şey, daha doğrusu başka veriyor firmalara, inşaat firmaları yapıyor. Tabii. SPK'nın mevzuatı gereği de taahhüt işleri yapamaz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkulü geliştiriyor ve inşaatını yaptırıyor tabii ki. Satış pazarlamasını, arazinin alımını, proje süreçlerini tamamını gayrimenkul yatırım ortaklığı yapıyor. Bu yıl bizim 39 yıldır sürecimizde de 600 bin metrekarenin üzerinde de ticari gayrimenkul inşa ettik. Bunlardan büyük kısmında bünyemizde kira gelirlerini elde ediyoruz. Ne kadardı geçen yıl mesela kira gelirleri? Şimdi Servet GYO'nun bünyesinde, Servet GYO'yu da 2009 yılında kurduk. Çok da yeni aslında. Tabii. SPK mevzuatına uyan gayrimenkullerimizi bu çatı altında topladık. Şu anda 11 milyon 600 bine yıllık 4 gayrimenkulümüzden kira gelirimiz var. Servet'in bünyesinde ayrıca yaklaşık 30 milyon TL'lik de Simpaş GYO hisse senedi var. Ayrıca Kağıthane'de bir ofis projesi var bünyesinde. Onu da geliştirecek. Kiralamasını yapacak veya katma değeri daha yüksek olursa satışını da yapabilecek. Peki yatırımcı neden size ortak olmak istesin?
Şimdi servetin güçlü bir sermaye yapısı var. 205 milyon Türk lirası değerinde bir varlığı var. Net aktif değeri 185 milyon lira. Biz bundan %25 bir iskontolu çıkıyoruz halka. Arzımızı %25 iskontolu yapıyoruz. Biz sadece kira getirisi elde eden bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olmayacağız. Alacağımız, satın alacağımız ticari gayrimenkul arsalarında bu ticari gayrimenkulleri geliştireceğiz. Eğer kiralama daha verimli olursa kiralama olarak yapacağız. Satışı daha verimli olursa satarak bu alanda servet GEO. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Servet GEO, Simpeş GEO'dan farklı olarak tamamen ticari gayrimenkullere yönelmiş durumda. Aynen, sadece ticari gayrimenkul geliştirecek. Evet. Peki, ticari gayrimenkullerden yıllık geliriniz 11.6 milyon evet. TL. Şu an sizin halka arz fiyatınız nedir? Halka arz fiyatımız 2.73. 2.73 TL. TL'den hisse başı halka arz ediliyoruz. Evet. Sermayeniz 205 milyon mu? 50 milyon TL sermayeden çıkıyoruz. 50 milyon TL sermaye. Evet. Dolayısıyla 275 ile çarptığımızda piyasa değeri, toplam piyasa değeri 135 milyon lira gibi bir noktada belirlenecek. 185 milyondu net aktif değerimiz. Oradan %25 iskonto yaptığımızda 135 milyon lira gibi. Evet. Peki faiz, vergi ve amortisman öncesi karınız nedir şeyde 2012'de? Şimdi 2012'de 9 milyon 600 bin lira gibi bir karımız vardı. Net kar mı bu? Tabii. Bu kira gelirlerden elde ettiğimiz. Çünkü servetin bünyesinde başka ticari gayrimenkullerimiz de vardı. Yasal olarak halka arz sürecimiz geldiği için SPK mevzuatına uymayan diğer gayrimenkullerimizi çıkartmak zorunda kaldık. Peki onları uygun hale getirecek misiniz? Daha sonra geldi zaten şu anda. Şu zaten 4 tane yoksa var. Halka arz yapamazdık. Yapamazdınız. Evet. Aha, yok. 4 tanenin haricinde başka var mı? Yani daha sonra tabii Simpaş grubu bünyesinde başka ticari gayrimenkullerimiz de var. Bu çıkarttıklarımız var. Bir kısmı bir kısmı geliştirip sattığımız ticari gayrimenkullerimiz var. Bünyemizde şu anda 8 tane kadar şeyimiz var. Ticari gayrimenkulümüz var. Bunun servet dışında. Peki şimdi 11.6 milyon brüt kira geliriniz kira var. 1 milyon 200 bin lira civarında da Simpaş GEO'dan kar payı alıyorsunuz. Tabii nakit temettü aldık. Nakit temettü aldınız. Özellikle bu ikisinin birlikte toplayınca net karınız yaklaşık olarak 12,5 milyon, 12.7 milyon civarına geliyor değil mi? Yalnız Yaşar Bey şu var, bu 2012 doluluk oranımız, zaten. Binalarımızdaki doluluk oranımız şu anda %92,5'larda, 93'lerde. Kontratlarımızda da her yıl belli bir artışımız var. Bu artışımız da TÜFE artı 3 ile 5 arasında değişiyor kiracılarımızın durumuna göre. Yalnız %10'dan aşağı artış yapamaz diye kontratlarımızda şeyimiz var, maddemiz var. Yani minimum bir önümüzdeki dönemde %10'luk bir net gelirimizde artış söz konusu. Tabii bunun yanında çıkan kiracılarımızın yerlerini daha yüksek bedellerden kiraya verebiliyoruz. Artı boş alanlarımızı doldurduğumuzda bu oran 2013'te daha da artacaktır. Ben şeyle ilgili bilgi vereyim. Deposit Outlet ve Depo Merkezi Merkezi A5 ve A6 bloklar. İki telli de var. Tabii. Bir tanesi. Diğeri Çelik Özer İş Merkezi, Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde yer alıyor. İsterseniz ben bunları hakkında da bir kısaca bilgi vereyim. Deposite iki telli bölgesinde toplam 98 bin metrekare kapalı alana sahip, yıllık buradan 8 milyon TL kira geliri elde ediyoruz. Binamızın bir kısmı outlet merkezi, Parakende'ye hitap eden. Burada da Türkiye'nin işte önemli firmaları var. Parakende sektöründe. Üst katlarımızda da depo alanlarımız. Her kata ağır vasıta araç inip çıkabiliyor.
Önemli firmalar var burada. İşte önemli bir hastanenin arşivleri var. İşte GSM operatörünün depo alanları var. Mesela kredi kartlarının, Türkiye'de kredi kartlarının büyük bölümü burada basılıyor bir firma tarafından. Önemli firmaların bulunduğu bir alan. Yine aynı bölgede Çelik Tören İş Merkezimiz var. 24 bin metrekare kapalı alana sahip. Burada da yine bulvar üzerinde bulunan alan Parakende. Alt tarafta antrepo, lojistik alanlar. Bu binamızın da üst katında televizyon stüdyoları var mesela. O %60'ı Servet GYO'ya aitmiş. Tabii. %40'ı diğer Simpaş GYO'nunla. Yok, %40'ı arsa kat karşılığı yapmıştık. Anladım. Arsa sahibinin. Arsa sahibinin. Tabii buradan Çelik Tören'den 1 milyon 700 bin TL 2012 itibariyle bir kira gelirimiz var. Evet. Servet ait kira geliri. Peki karınız ne kadar? Yani faaliyet giderleri vesaire çıktıktan sonra net ne kalıyor? Bir de kar dağıtım politikanız ne olacak? Kar dağıtım şöyle 12,5-11,6 milyon liralık şey içerisinde kira geliri, brüt kira geliri içerisindeki karımız yaklaşık net kara döndüğümüzde 2 milyon lira gibi bir genel gider ve masraflar söz konusu. Artı temettüyü de koyduğumuzda işte 10,5 milyon lira gibi bir ve anladığım gelirimiz. Kadarıyla her yıl %10 ortalama minimum bu kira gelirlerinde artış bekliyorsunuz. Evet. Peki riskler nedir? Özellikle bu arada son bir dakikamız, onu da belirteyim hocam da biraz hızlanmamız lazım. Süremiz doldurduk. Mustafa bize 2 dakika daha versin. Tabii. Önemli şey açısından söylüyorum ben. Ahmet Bey, riskler nedir? Yatırımcı şu an sizin şirketinize yatırım yapacak ama benim görebildiğim şey, ekonomide ciddi bir daralma söz konusu olursa biliyorsunuz kiracılar bırakabiliyor, boşalabiliyor vesaire. Sizin gördüğünüz riskler nedir? Mesela yatırımcıya evet biz işte şu kârı dağıtmayı düşünüyoruz, şu kadar kâr elde ediyoruz ama burada ortaya çıkabilecek riskler de şunlardır diyebileceğiniz neler var? Şimdi ticari gayrimenkul özellikle kira getirisi olan ve geliştirme sektöründe faaliyet gösteren firmalarda risk sıfıra yakın. Çünkü kiracılarımızda bizim Servet'teki ortalama kira kontrat süremizde 5,5 yıllar buluyor. Evet. Mesela televizyon stüdyolarından bahsettim. Buradaki firmalar neredeyse mevcut gayrimenkulün bulunduğu alanın değerinin 2 katına yakın yatırım yapmışlardır. Bulunduğu yerde 10 yılı varan kontratlar yaptık. Buradaki bizim Servet'teki riskimiz çok minimum düzeylerde. Sabit bir kira getirisi var. Artı bunun yanında da yeni alanlar alıp yeni projeler gerçekleştirip bunların da satış pazarlamasını da yapabileceğiz veya kiralamalarını da yapabileceğiz. Elde ettiğimiz yıllık net karın da minimum %30'unu nakit temettü olarak dağıtmayı hedefliyoruz. Bunu da yatırımcımıza söylüyoruz. Peki şimdi son olarak ben şunu sorayım. Ne zaman talep toplamaya başlıyorsunuz? Talep toplamaya bugün başladık. Bugün ve yarın. Hayırlı olsun. Bugün ve yarın talep edenler sizin hissedarınız olabilecekler. Şu an borsa, en azından size güzel bir haber. Borsa tüm dışarıdaki ciddi bozulmalara rağmen yükselerek açıldı. Ve 85.250 seviyesinde bulunuyor. Konjonktür olarak iyi bir konjonktür olduğunu görüyorum ben. İnşallah sizin için, tüm yatırımcılar için hayırlı uğurlu olur diyelim. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Sayın Çelik çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun hocam. Yarın sabah görüşeceğiz. Teşekkürler. Süremizi doldurduk. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.